Sevgili sektör mensupları, 49 yıllık iş birikimi ve deneyimiyle birlikte İstanbul Avcılar'da alüminyum üretimi yapan Nakış Metal'in sponsorluğunda Biz Perde Satıcıları Haber Portalı İstanbul Ev Tekstil Uluslararası Fuar'dan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Bu seferki durağımız yine olmazsa olmaz firmalardan bir tanesi. Çok yakından tanıyorsunuz aslında firmamızı. Lores markasıyla çıkışını yakalayan Erol Perde'nin standındayız. Değerli sektör mensupları, Erol Perde'nin Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Sayın Bilal Sürer bizimle birlikte. Efendim izninizi rica ediyorum ve Bilal Bey'e merhaba, kolay gelsin efendim. Demek. Sağ olun efendim. Kolay gelsin. Burası zor bir platformdur. 5 gün dolu dolu yaşatır ama dolu dolu da yorar insanı. Keyifli bir yorgunluk diyelim buna. Evet. Yorucu bir yorgunluk değil. Sağ olsun müşterilerimiz ziyaretlerini yaptılar. Ürünlerle ilgili fikirlerini beyan ettiler. Evet. Hem beğenilerini söylediler. Çok beğendiklerini dile getirdiler. Farklı ürünler sunmaya çalıştık. Hem sektörde öncü olan bir firmayız. Öncülüğümüzdeki diğer farklı ürünlerin hepsinin tanıtımlarını yaptık. Genel anlamda çok memnunuz. Peki, biz size desek ki Bilal Bey, Erol Perde'ye şöyle bir hayali gitsek, Erol Perde'nin bir özetini verseniz, Lores'in bir özetini verseniz bize, neler söylersiniz? Erol Perde 1998 yılından beri mekanik perdeye aktif bir şekilde başlamış ama sektörde hep öncülük olmuş. Rekabeti yenilikte ve kalitede yakalamaya çalışmış bir firma ve hep takip edilen bir firma unvanıyla yürümüş. 2 yıldan beri de tül perde ile de ilgili öncülük sağlamaya çalışan bir firma ama vizyon olarak hep yeniyi daha güzeli nasıl yakalayabiliriz mantığıyla ilerleyen bir firma. Ekip o şekilde. Evet. Yeriniz nerede efendim? Deri Tuzla Deri Organize Sanayi'nde. Evet. Tabii fuara hummalı bir hazırlıkla geldiniz. Aslında bu hazırlık geçen yıl fuar biter bitmez başladı ve sezona yetiştirilmek üzere Ar-Ge çalışmanızı yaptınız, üretiminizi yaptınız. Arkasından da 2019 yılının fuarına geldiniz. Peki o dönemi nasıl geçirdiniz? Biz fuardan hemen sonra dersimize çalışmaya başladık. Diğer fuarla ilgili nasıl bir çalışmalar yapmamız gerekiyordur diye. İşte sektörde neye ihtiyaç var diye. Biz mesela motorla ilgili bir çalışmamız vardı. Sektörde fazla motorlu perde kullanılmıyor. Kullanılmamasındaki sebep elektrik altyapıları müsait olmadığı için evlere. Ve buna yönelik bir motor çalışması yaptık. 1 yıldan beri Ar-Ge çalışmamız sürüyordu. Ve fuara hazırladık, yetiştirdik. Tülle ilgili değişik segmentte ürünlere çok fazla çalıştık. Mekanikle lazer kesimle ilgili ürün gruplarına çok çalıştık. Bu ürün gruplarını da buraya sunduk ve çalışmamızın karşılığını da aldığımızı düşünüyoruz. Evet. Önceden sizi Zebra, Stor, sistem perdeleri, çiftli mekanizmalarla tanırdık. Şimdi tülü de bünyenize kattınız. Memnun musunuz tülden? Çok memnunuz. Gelen tepkiler çok olumlu geliyor. Herkes zaten bu konuyla ilgili niye girmiyorsunuz bu sektöre diye. Çünkü bu sektörde de kısır döngünün içinde yenilik bekliyor insanlar. Bize yenilik kattığımızı, bir renk kattığımızı düşünüyoruz. Evet. Ve gelelim fuara, bu platformdan. Bugün 4. günü, yarın son gün olacak. Çok çabuk geldi geçti. Evet, gözümüzü açtık kapadık, geldi geçti. Erol Perde bu platformda umduğunu bulabildi mi? Şu anda umduğumuzun çok çok üstünde gidiyoruz. Yani beklentilerimizin üzerine çıktık.
ben bu kadar yoğunluk olacağını, bu kadar iltifat bekliyordum ama bu kadar çok olacağını beklemiyordum. Çok fazlasıyla. Zaten öyle bir söyleyeyim ki arkadaşlar fuar standından hiçbir yere ayrılamadılar. Yemeğe bile gidemediler. Bu bize keyif verdi. Çok da neticesini güzel aldığımızı düşündüğümüz bir fuar oldu. Yurt dışı bağlantılarınız ne durumda? Kesinlikle. Bizim zaten Euro'muzun %50'si, yurt dışı %50'si iç piyasa. Yurt dışındaki gelen müşterilerin lazer kesimle ilgili olsun, tülle ilgili olsun, yeni yaptığımız motorla ilgili olsun çok beğeni topladılar ve önden talep oluşturmaya başladılar. Üretiminizin %50'si yurt dışına, %50'si yurt içine olduğuna göre bu ikisi arasında bir kıyaslama yapabilir miyiz? Yurt içi piyasasında hem tüle iltifat var hem mekanik perdeye iltifat var. Ama yurt dışı piyasasında genelde hep mekanik perdeye ön planda. Çünkü Avrupa daha çok tül değil, mekanik perdeyi tercih ediyor. Tüle bizdeki kültür anlamında onlarda tül çok kullanımı yok. Daha çok mekanik, lazer kesimlere ve motora çok daha onlar iltifat duydu. Peki Erol Perde fuara neler kattı? Vallahi Erol Perde fuara neler kattığını ben söyleyemem çünkü dışarıya çıkamadım. Ama şunu söyleyeyim, herkesten ve rakip firmalardan gelen ürünlerimize beğeniyle hani ya herkes anlatıyor biz de bir görelim diye gelen çok firma oldu. O zaman Erol Perde'nin standından Lores adına, Erol Perde ailesi adına tüm sektör mensuplarınıza, yurt dışından olsun, yurt içinden olsun, buradan meslektaşlarınıza, iş ortaklarınıza neler söylemek istersiniz? Sezona da bismillah dedik, fuarla birlikte buyurun. Yenilik, kalite, vizyon bekliyorsanız Erol Perde ile çalışın diyorum. Yenilik, bunu demek istiyorum. Değerli sektör mensupları, biz de bu cümlenin üzerine cümle kurmuyoruz. Efendim, Nakış Metal'in katkılarıyla turumuza devam ediyoruz.